Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Son bizim kupa ile karşınızdayız. Bugün 3 kişiyiz. Çağatay Erguvan ve Barış Arıkan benimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben pek hoş bulmadım da neyse. Abi niye? Seninle aynı taraftaydık. İlk defa aynı taraftaydık. Ne oldu? Yok, Mustafa Onun biliyor. Derdi başka. Onun derdi başka abi. Beyler koca kupayı yedik, bitirdik birayı. Devirdik, geride bıraktık. Kışın Dünya Kupası mı olur, Katar'da Dünya Kupası mı olur derken bu goygoyla Dünya Kupası'nı da dün akşamki muhteşem final maçıyla geride bıraktık. Son bizim kupada hem final maçını, Arjantin'i, Fransa'yı hem de genel kupayı konuşacağız. Umarım siz de benim gibi dün akşam hem heyecanlı hem de güzel bir gece geçirmişsinizdir. Nasıl geçti dün geceniz? Şimdi Mustafa, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim tarafımız başından beri belliydi. Yok Ronaldo'cu değilim, Messi'ci değilim, Neymar'cıyım diyenlerden, Neymar elenince yok Modric'ciyim diyenlerden olmaz. Bizim tarafımız belliydi ve kazanan tarafta yer aldığım için de mutluyum. 33 yaşına gireceğim yakında. Başından beri ben Arjantin'i tutardım. Yani İtalya'yı, Almanya'yı da severdim ama Arjantin bir numaraydı benim için. Batistuta'nın da etkisiyle 98'de hep Arjantin'i destekledim. Sonunda bir Dünya Kupası şampiyonluğunu gördüm Arjantin'in. Muhtemelen 20-30 sene yaşarsam Arjantin'in bir daha da kazanabileceğini sanmıyorum. Onun için çok güzel oldu, çok mutluyum. Çağatay abi. Vallahi Mustafa'cığım ben de senin adına mutluyum. Senle ilk grupları yaparken, Arjantin grubunu yaparken abin şöyle güzel hikaye olur, böyle güzel hikaye olur kazanırsan şu bu dedim. Finale kadar ayrı bir hikaye yazdı Messi ve arkadaşları. Finalde biraz yavan gidiyordu işler. 2-0 oldu. Hatta Mali'di galiba, ya çok affedersiniz de bu ne biçim finaldi diye yazdı. Ondan birkaç dakika sonra ben de ya dedim Fransa bir gol atsa da maça heyecan gelse ya dedim. Evet, sen kesinlikle şey hatırlıyorum o mesajını. Ha, yani şom ağzımı, şimdi normalde olumsuz bir şey söylenir ama ben maça biraz heyecan gelse derken bu kadarını kastetmemiştim. Şu hikayeyi işte az biraz televizyonculukta yaptığımız için herhangi bir yapımcıya götürsen, dün geceki olayları anlatsan, genelde televizyonda şöyle bir tabir vardır yapımcılarım. Canım güzel hikaye ama ayağı biraz yere basarsa iyi olur. Yani bu hikayenin ayağı mayağı yere basmıyor. Bu hikaye havalarda uçtu, uçtu, uçtu ve İşte Barış bahsetti şu yaştayım bundan sonra görmem falan diye. Ben de işte 40'ı devirdim. Akıl bali olduktan sonra bir 25 senedir maç izliyorum. Ben böyle maç izlemedim. Yani biz başında tabii seninle konuşurken hikayenin son 3 senede, son 4 senede Arjantin adına nereye geldiğini ve aslında sonunun nasıl bağlanabileceği üzerine konuşmuştuk. Bunun sonucu olarak Messi'nin ve onun önderliğinde aslında bütün takımın bir araya gelerek bunu başarmış olmaları, hem de çok farklı karakterlere bürünerek bunu başarmış olmaları, ki en başta Messi'yi öyle görüyoruz. En son seninle konuştuğumuz programda da demiştin bambaşka bir Messi izliyoruz bence diye. 35 yaşında son kupası ve son şansı, onun çok bilincinde olarak o karaktere bürünerek aslında sonuna kadar böyle oynadılar. Ve böyle bir final maçıyla da bitiyor olması, 75-80'e kadar neredeyse çok tek taraflı bir maçtı. Yani neredeyse karşıda rakip yokmuş gibi oynadı Arjantin. 56. dakikaydı herhalde. Fransa'nın daha rakip kaleye şutu yoktu ve ilk kornerini kullanıyordu. Gerçekten çok silik, sahada hiçbir varlık 2-0. gösteremeyen bir oyun. Ve 2-0'dı. Skorda 2-0'dı. Aynen abi. Ve skorda 2-0'dı. Tüm bunların yanı sıra çok ciddi psikolojik bir üstünlüğü vardı Arjantin'in. Kaptıkları her topla tekrar tekrar Fransa'nın üstüne giden ve orta sahada 3 tane canavar var ki böyle artık 80. dakikada falan McAllister'la De Paul'den duman çıkıyordu yani artık. Hani o kadar o hale gelmişlerdi yorgunluktan bir taraftan da. Psikolojik üstünlük de Arjantin'in elindeydi. Sonra senin dediğin gibi heyecan gelsin derken çok epik de bir maça dönüştü bir taraftan. Bence 3 isim, hani tabii ki McAllister'den, De Paul'den falan da bahsetmek gerekiyor bu maç üzerinde. Çok acayip oyun oynadılar ama bence 3 ismi öne çıkarmak lazım tamamen bunların dışında. Birisi Messi'ydi tabii ki. Diğeri Di Maria. Karşı tarafta da Mbappe. Çok acayip karakterler ortaya koydular. Ben 3 deyince ya Arjantin'den 3 kişi sayacağını zannettim. Yok, ben genel olarak maç açısından, yani çok ciddi 3 farklı karakter oyuna etkisini koydu. Ben Arjantin'den 3 kişi sayayım. Yani biri Messi dışında Emiliano Martinez. Müthiş bir maç çıkardı. Son dakikada kurtardığı top da mükemmeldi. Ve bence turnuva boyunca Arjantin'in
En önemli oyuncusuydu Messi dışında. Enzo Fernandez. Mükemmel oynadı. Dün de mükemmel oynadı. Yani en iyi genç oyuncu falan seçildi ama net bir şekilde en iyi genç oyuncu dışında turnuvanın 11'ine falan da seçilmeli. Arjantin'in de ilk maçla sonraki maçlar arasındaki fark Enzo Fernandez'in performansıydı. Hem savunma açısından hem hücum açısından ve bu yaşta bu oyunu oynaması akıl alır gibi değil. O takımın tam ihtiyaç duyduğu. Bir de öyle elastik bir oyuncu ki defansın önüne koyduğunda da çok büyük bir gediği kapatıyor. Defansta bir kişi eksiltip Paredes'i koyup öne attığında da çok büyük bir gediği kapatıyor Arjantin'de. Onun için bence Enzo Fernandez'in de adını mutlaka anmalıyız burada. Enzo Fernandez'in adını anmalıyız'dan başlayayım. Ben maçı tekrar izledim yayına girmeden önce. Şimdi dün yani yaşananlardan sonra zaten neyin ne olduğunu idrak edene kadar, kendimize gelene kadar, o adrenalin seviyesi falan düşene kadar bayağı zaman geçti. Şöyle gireyim Enzo Fernandez'le ilgili. Önce bir turnuva genelinden bahsedelim. Enzo Fernandez ilk maçta yoktu. İkinci maçta sonradan girdi. Üçüncü maçta ilk 11 olarak başladı. İşte McAllister solunda, Depor sağında. O da onların arkasında ön libero olarak performans verdi. Yeri geldi Scaloni onu sağ içe çekti. Yeri geldi daha önde oynattı. Bu şekilde performans verirken final maçında da yine klasik ön liberosunda başladı. 2-0 oldu maç. Scaloni 4-4-2'ye döndü. Acuña'yı sol açığa koydu. Maç 2-2'ye döndü. Orada uzatmalarda bir Paredes hamlesi vardı. Lautaro Martinez'le beraber. Tekrar orada 4-3-3'e dönüp Enzo Fernandez'i sağ içe çekti. Şuraya getireceğim. Arjantin'in attığı 3. golde Lautaro Martinez'in offside mı değil mi diye tartışılan pozisyonda pası atan isim kim? Enzo Fernandez. Dakika 110-115. Bütün maç boyu efor sarf etmişsin ama o pozisyonda Messi'nin yanında hücuma çıkıyorsun. Lautaro Martinez'e ince bir pas atıyorsun. Offside'a düşmek tabii forvetin de dikkat etmesi gereken bir şey ama pas zamanlamasını da iyi yapman lazım. O pası o dakikada o efordan sonra atıyorsun ve maçın yıldızlarından biri, turnuvanın da en genç oyuncusu oluyorsun. Elemelerde de o kadar fazla oynamıyordu. Yerine işte Paredes oynuyordu, Betis'ten Rodriguez oynuyordu ama Dünya Kupası'na çıkıyorsun, yaşın 21. Evet, 21 yaşında. Ve 21. Sanki ağlar zaten ben bu takımda ilk 11 oynuyordum, şu formamı bana bir geri verin gibi performans gösteriyorsun. O yüzden Fernandez'in göstermiş olduğu performans hakikaten yani Messi'nin ve Martinez'in katkısının yanında hiç de yadırganabilecek bir seviyede değil. Ben şunu demiştim, hatırlıyorum. Biz ikinci maçtan ya da üçüncü maçtan sonra konuşmuştuk. Yani antrenmanda falan nasıl fark etmiyor? O öyle bir performans farkı var ki. Mesela Guido Rodriguez'i oynattı. Onunla Enzo Fernandez'in o kadar büyük bir fark var ki. Antrenmanda falan fark edilmeyecek gibi değil. Hadi Paredes'te falan başlamasını anlarım ama yani girdi o müthiş bir gol atmıştı zaten Meksika maçında. İkinci gol averaj açısından da kritikti. Sonra oynatmak zorunda kaldı. Daha sonra zaten çıkaramadı hiçbir maç. Baştan bu yana zaten büyük bir teknik direktör ve teknik ekip katkısı da var aslında burada bu isimlerden bahsederken. Burada onu fark etmekten ziyade bence birazcık da o tecrübeye belki güvenememişlerdi başlangıç olarak. Sonrasında işte dediğin gibi öyle bir performans ortaya koydu ki bir daha oradan çıkartamadılar. Ben buna da değinmek istiyorum aslında. Ya burada tek tek isimleri sayıyoruz tabii ki. İşte kaleden en uca kadar. Ama bu teknik ekip bence turnuvaya damgasını da vurmaya başardı. Ben dün grupta da söylemiştim ama yanlışsam düzeltin. Bence turnuvanın en tecrübesiz teknik ekiplerinden bir tanesi aslında bakarsanız. Tüm buna rağmen maç maçta, final maçına özelde çok iyi planları ortaya koyup çok da iyi uyguladılar. Belki dün akşamki maç özelinde bazı değişikliklerin geç kaldığını, oyundan takımın özellikle orta sahanın bir müddet sonra düştüğünü, Fransa'nın işte geri dönmesine birazcık daha yol açtığını söyleyebiliriz ama özellikle Di Maria'nın işte sola atılması, onun kullanılış şekli, o plan üzerinden Messi'yi biraz daha sağ tarafta boş bırakıp rahatlatmak planı falan derken bence bayağı iyi iş çıkardılar bütün turnuva boyunca. Şunu söyleyeyim ben sana, en tecrübesiz dedin. Şimdi biraz daha genelle de baktığımız zaman artık eskisi gibi büyük teknik direktörler pek yok takımların başında. İşte Van Gaal'i ayırabiliriz biraz. Böyle taktik devrimler falan da eskiden Dünya Kupalarında bir denenirdi. Milli takımlarda olur, artık kulüp takımlarında oluyor. Daha çok böyle takımı bir araya toplayıp motive edip kısa sürede maksimumu alacak hocalar görüyoruz. İşte Kamerun'da Rigobert Song, işte burada
Scaloni yakın zamanda milli takımı bırakmış. Oyuncuların saydığı, sevdiği futbolcu. İşte mesela Fas'ta Vitalosic'e oyuncular sorun yaşıyordu. Onları sevdiği birini getirip işte kısa sürede verim alacak kişileri getirmeye çalışıyorlar. Onun için çok tecrübeli ekipler, Fangali falan bir kenara bırakıyorum, yoktu. Ama şu, yani Scaloni'nin maç önü hazırlıkları mükemmeldi. Hollanda maçı için de aynısını söyleyebilirim. Meksika maçıyla Polonya maçıyla yaptığı değişiklikler de. Hırvatistan mesela, Hırvatistan'ın özelliği yenilmemesi. Penaltılara kadar götürüp adamlar final oynamışlardı. Bu kez üçüncü oldular. Hırvatistan'ı bu kadar net bir şekilde yenen Arjantin'de en büyük pay teknik ekibinde. Taktik olarak bitirdiler Hırvatistan'ı. Paramparça ettiler. Ama maç içi hamleleri biraz sıkıntılıydı. Hollanda maçında da aynısı oldu. Bu maçta da tabii bunda yedek kulübesinin yetersizliğinin de etkisi var. Fransa'nın yedek kulübesine baktığın zaman Aslar'dan daha iyi olanlar bile vardı. Ama burada yedekten yapabileceği hamleler de kısıtlı. İşte Dybala'yı aldı ama Dybala sakattı işte. Bu maça biraz olsun hazırlamış. İşte son 3-5 dakika atabildi. İşte Paredes'i aldı düzenli olarak oyuna. İşte Acuña, Tagliafico, Montiel, Molina. İşte belli değişiklikler. Yani yedekten yapabileceği hamleler de kısıtlıydı. Lautaro Martinez'i zaten söylemek bile istemiyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi sen. Lautaro Martinez, yani bildiğimiz adam, Inter'de yani bundan bir sene iki sene önce Lukaku ile beraber yani muhteşem bir partnerlik yapan adamdı. Aga bu maçta ne zaman girse yani Ankara'dan pavyondan sabah toplanıp da idmana maça çıkarılmış gibi performans gösterdi. Şimdi maçı tekrar izleyince yani bir kat daha sinirlendim. Hadi işte ilk uzatma devresinin sonunda girdi. Bir pozisyon kaçırdı ama orada Upamecano yani gökten zembille inmişçesine ayağını sokuyor. İkinci pozisyon işte korneri vermiyorlar falan. Ama o üçüncü pozisyonda hani offside mofside verildi de abi kanı gibi hareket etti. Yani slow motion yaptı. Bir de o sonda vurduğu kafa 17-18 yaşında ilk kez maçına çıkmış adamın vuracağı kafaydı. Sadece bu değil yani önceki maçlarda da aynı performansı gösterdi. Tek benim korkum şuydu. Yine biz 5. penaltıyı izleyemedik. Büyük ihtimal Lautaro'yu da 5'e yazmışlardır. Abi yani bu kadar kötü performans gösterip o 5. penaltıyı da atamayıp Arjantin kupayı verseydi. Yani önce zaten Messi ve De Paul büyük ihtimal onu bir soyunma odasında cılkını çıkarırlardı. Sonra yani ne Arjantin'i alırlardı, vatandaşlıktan mı çıkarırlardı bilmiyorum yani. Montiel de maçta çok büyük bir hata yaptı. Zaten çok vasat bir oyuncu Montiel. Son iki penaltıya Montiel ile Lautaro'yu yazmış. Yani ikisi birden kaçırsaydı ve uzasaydı penaltılar, Fransa da kazansaydı ben Arjantin'de yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum. Bir de Lautaro'nun sorunu tamamen psikolojik işte. Dediğin doğru abi. Bu adam santrfor değil. İkinci forvet oynayabiliyor. Arjantin'de santrfor oynadı. Bu maç özelinde hadi bu final falan diyeyim. Avustralya maçında da aynısı oldu. Maç 2-1 bitti. Şimdi şey gibi geliyor. Arjantin zar zor yendi falan. Yani zaten maç bu 2-0'dı. 5-0 olacak maçtı. 2-0'dı. Sonra 2-1 saçma sapan bir gollü oldu. Sonra Messi sazı eline aldı. 6-7 kişiyi geçiyordu, veriyordu buna. Boş kale varken dağlara taşlara. 2-3 tane böyle pozisyonu var. Bir de 3. golde de aynı şekilde. Gol oldu da insanlar görmedi. İçeride 2 tane adam var. Sıfırdan kaleciye vurdu topu. Sekeni attı neyse ki Messi. Orada da saçmaladı yani. 2014'te Higuain 2 tane pozisyon kaçırdı diye hala Higuain konuşuyoruz. Yani Allah'tan Arjantin kazandı. Higuain Mugüen yani mumlar atacak bir performans olurdu. İstiyorsun ya Mustafa hikaye hikaye olsun diye. Herhalde Kolombiya'da Amerika 94'te öldürülen Kolombiyalı savunma oyuncusu vardı, Escobar. O çok yürek burkan bir hikayedir. Ölümle tabii eşdeğer değil ama yani o Escobar'ın hikayesinin bir altına koyardık herhalde Lautaro Martinez'i. Abi de tam... Escobar'ın şeyi kendi kalesine gol atması yani maçların genelinde böyle bir rezilliği yok. Ben onu dedim maçı satmış olsa bu kadar kötü oynamaz belli olur diye. Tam ben de Higuain'den bahsedecektim 2014'ten. Sen girdin araya anlattın abi. Gerçekten büyük bir hezeyanla sonuçlanabilirdi. Kupa gitmiş olsaydı yine tek bir isim üzerinden ki orada Higuain... Sadece bir pozisyon kaçırmıştı yani. Hani bütün koskoca bir kupa o bir pozisyona indirgenmişti. Messi'nin elinden kupasını aldı diye. Burada kim bilir neler yaşanabilirdi. Ben deminden çok bahsedemedik ama bence ciddi bir Messi'den hemen önce ondan bahsedip sonra tekrar bir Messi'ye dönmek istiyorum. The Athletic'te bir yazıda şey okudum bugün. Çok hoşuma gitti. Bir spot vardı. 1 saat 3 dakika 52 saniyeliğine dün gece Di Maria dünyanın en iyi futbolcusuydu diye bir spot vardı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Cidden öyle bir performans sergiledi ki biz onun Real Madrid'deyken özellikle Mourinho dönemi muhteşem bir periyodunu izlemiştik Di Maria'nın. Gerçekten büyük maçların futbolcusuydu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi performanslarını da izlemiştik. Şeyi hatırlıyorum.
Atletico Madrid'de o son anda uzatmaya gidip Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğu elde ettikleri maçta da çok acayip bir uzatma bölümü falan da oynamıştı. Burada da sakatlığından dolayı oynayacağı süre de belliymiş. O süre boyunca bir rol verildi ve o rolü de bir penaltı yaptırarak bir de gol atarak bence beklentinin kat kat üzerinde geçirdi. İlk başta herkes ki ben de öyle solda görünce çok şaşırdık ve sürekli top oraya atıldı. Sürekli topu aldı, oyun kurdu, topu tuttu, işte takımın yerleşmesini sağladı. Messi'nin üzerindeki baskıyı sağ tarafa aldı falan derken aslında belki de sadece buydu görevi. Ama bunun üzerine hem penaltı hem şeyle muhteşem bir maç geçirdi. Hem de golle. Zaten attığı golden sonra ağlamaya başlayıp penaltılar bitene kadar da kulübede ağladı. Hep söyleniyor ya, kesinlikle katılıyorum. Di Maria biraz daha böyle yakışıklı bir futbolcu olsa çok daha farklı bir yerde olurdu. Böyle imaj da önemli. Çok büyük oyuncu. Ben de çok beğendiğim bir oyuncu. Bir de şeyi iyi başardığını düşünüyorum. Öyle sporculara ben saygı duyarım. Kariyerinin belli bir noktasına kadar olan profiliyle sonrasındaki profili çok farklı. İlk başta daha böyle yıldız oyuncuydu. Tamamlayıcı yıldız gibi gözükse de hücumda etkili yıldız bir oyuncuydu. Zamanla kendini daha dengeli oynayan, ikinci, üçüncü plana da atabilen bir oyuncuya evrildi. Kariyerini de hala bu yaşında Juventus'ta olmasını sağlayan da biraz bu oldu. Ben o açıdan da saygı duyuyorum. Finaldeki performans da çok etkileyiciydi. Zaten Messi işte bir kişiyle durduramayacakları için 3-4 kişiyle bastıklarında Messi de işte Enzo da alıp alıp topu o tarafa attılar. Kunde ile birebir kalınca da paramparça etti orayı Di Maria. İyi hazırlanmıştı hoca da. Takım da iyi hazırladı pozisyonları ona. Tecrübesiyle bir penaltı aldı. Sonra çok da kritik bir gol attı. Çok hayati bir katkı yaptı. Herhalde diğer yüzündeki herhangi bir futbolcunun milli takımdaki son maçı kendi performansı açısından da sonuç olarak da daha iyi olamazdı. Ben şöyle alayım topu. Kupa töreninde en iyi kaleci, en genç oyuncu, en iyi oyuncu, gol kralı ödüllerini gördük. Oscar gibi olsa herhalde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü de Di Maria'ya verirlerdi. Dün Bu için ödülü evet, Nuba için hayır. final için evet. Bir de şunu söyleyeyim. Di Maria benim izlediğim dönem içerisinde en underrated oyunculardan biri. Barış'ın dediği gibi. Şu Barış bir suratını bir sağa sola çevirsene sana zahmet. Yani şöyle Barış gibi yakışıklı bir adam olsaydı böyle al beni sorulan bir adam olsaydı şu an Di Maria'dan daha farklı bir şekilde bahsediyorduk. Ama herhalde Benzema'dan sonra benim gördüğüm son 5-10 senede en underrated, hakkı teslim edilmeyen oyunculardan biri. Şöyle bir şekilde de bağlayayım. 2005 senesi. Di Maria ile Messi U20 Dünya Kupası'nı kazanıyorlar. 2008'de yine Messi ile beraber olimpiyat altını kazanıyorlar. 2014'te araya bir üzüntülü devre giriyor. Dünya Kupası finalinde kaybediyorlar. 2021'de Copa Amerika'yı kazanıyorlar. Yıllar sonra Di Maria'nın golüyle. 2022'de de finalde hem Messi hem Di Maria gol atıyor. Yani Batman Robin gibi bir ilişki var yıllardan beri. Messi'nin Abi şey, herhalde Agüero da var o ekipte galiba. Bu saydıkların hepsinde var. Bir tek dün yoktu. Orada da aslında bütün şovu çaldı. yok dün de varmış. Hatta dün değil bir haftadır Messi'nin o da arkadaşı olarak hizmet veriyormuş. Yani o da çok enteresan. Ne tür Yani hizmetler verdi acaba? abi şey yani Messi daha önceki turnuvalardaki rutinini bozmamak için hani öyle şeyler vardır ya mesela Rafael Nadal'ın o şişeleri vardır o rutin bozulmayacaktır. Messi de ya bir şey eksik bir şey eksik kupa için bir şey eksik derken Evet bulmuş ya, ha Agüero. odada bir eksiklik var diye Agüero'yu unutmuşlar. Hatta John Terry'di galiba Twitter'a yazmış işte üzerinde forma altta şort. Oldu olacak tekmelikle kramponları da giydin de öyle çıkaydın kutlama törenine falan demiş. Bak yine Di Maria'dan bahsederken gittik Agüero'dan falan bahsediyoruz. Adam hakikaten underrated yani. Hiç hani öylesine geçiyoruz adamı övecekken. Onun dışında da bence finalde Messi'nin de önündeydi şu açıdan, duygusal açıdan. Yani Irmak Kazık'ın tweet'i vardı. Di Maria maçın başında gol attı diye ağlıyordu. Sonra işte kupa geliyor diye ağlamaya başladı. Daha sonra 80-90 arası kupa gidiyor diye ağlayacaktı. Uzatmada yine geliyor diye ağladı. En son zaten mala bağlamış falan diye böyle bir şey. Adam kaç kere, kaç farklı şekilde ağlanabilecekse o kadar ağladı. O kadar bir duygusal roller coaster mı denir artık? O şeye girdi çıktı. Duygudan duyguya girdi Bu abi Dünya gerçekten. Kupası'nın finali yazılacaksa Di Maria'ya da hakikaten benim meşhur ayrı parantezlerden birini açmak lazım. Benim parantez yalnız sıradan bir parantez değil. Seninki gibi bir parantez açmak lazım. Köşeli parantez. Evet. Kesinlikle. Dün ben bir arkadaşımla izledim final maçını. Futbol bilgisine ve tespitlerine de çok güvenirim. Şey dedi, işte o sevinç gösterileri arasında
Agüero'nun rol çaldığını ben de düşünüyordum. Onu söyledim. Bence dedi bu rahatsızlığı yaşamasa o orada o kadroda o da olacaktı. Tabii ki. Öyle düşünme dedi. Bir an sanki işte ya zaten yaşı geldi futbolu bıraktı. Aradan 3-5 yıl geçmiş gibi düşünüyoruz aslında ama yani o rahatsızlığı yaşamayıp Barcelona'da devam etmiş olsaydı aslında onun dediği gibi belki de o kadronun içinde olacaktı. Belki de Di Maria gibi ufak ufak birkaç rol alıp bu kupada onun da emeği olacaktı. Ama o katkıyı Messi ile o da arkadaşlığı yaparak vermiş oldu aslında. Dünya Kupası tam başlarken Arjantin'in kalacağı otelde işte futbolcuların kalacağı odalar işte dışında isimler falan yazılmıştı. Messi'nin ismi bir odada tek başına yazıyordu. Tek başına kalacağı falan açıklanmıştı aslında. Demek ki işte o rutin bozulmaması adına belki de işte farklı bir şekilde bir motivasyon sağlama adına öyle bir ayrıcalık sağlanmış Agüero'ya. Tabii Nusret gibilerinin sahaya girdiğini sonradan gördükten sonra Agüero'nun orada olmuş olması çok çok da fazla değil. Di Maria'dan bahsettik. Sadece dün gece değil, bütün turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran isimlerden biri de Martinelli'di. Dün gece ödülünü de aldı. Turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Bu ödülü hak eden birkaç kaleci performansı oldu açıkçası. Turnuva boyunca başka takımlarda da. Ama Martinez de sonuna kadar özellikle dün akşamki maçta da ortaya koyduğu performansla sonuna kadar hak etti ki ödülü aldıktan sonra yaptığı hareketle de imzasını attı diyebiliriz. Çünkü işte kurtarışlardan sonra yaptığı danslarla falan da dikkat çekmişti Martinez. Ödülü aldıktan sonra yaptığı hareket de bence muazzamdı. Çok hoşuma gitti. Arkasında şeyhin de ona bakışı müthişti. Öyle bir kare var. Mükemmel. Ne diyorsunuz Martinez hakkında? Ondan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Ben genel olarak yani maç içinde mesela yediği gollerde özellikle Suudi Arabistan maçında hataları vardı. Çıkarılabilecek toplardı bence. Ama kritik anlarda bir canavara dönüşüyor gerçekten. Sadece kurtarış değil, yaydığı enerjisi de çok farklı. Bence bu takımın De Paul ile birlikte karakterini çok oluşturan oyunculardan biri. Olmazsa olmaz bir performans sergiledi. Zaten yani son dakika kurtardığı top çok acayip. Penaltılardaki Hollanda ve Fransa maçlarındaki performansları da öyle. Direkt etkisi var şampiyonlukta. Kariyerini de belki bir üst seviyeye taşıyacaktır bu turnuvadan sonra göreceğiz. Barış son dakikada yaptığı kurtarıştan bahsetti. Twitter'da gördüm o kurtarışı LeBron'un Andre Iguodala'ya bloğuyla eşdeğer görüyorlar. Hakikaten muazzam. Sadece bu maçtaki performansı değil. Barış da Suudi Arabistan maçında kötü dedi ama benim aklımda kalan bir Avustralya maçının son dakikası var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. O Evet. sonradan oyuna giren siyahi oyuncunun ceza sahası içerisinde o topu önüne aldığı zaman yani az biraz kalecilikle uğraşmış biri olarak orada eğer pozisyonu merak edip tekrar izlerseniz şunu görürsünüz. Orada oyuncu topa vururken yerinde kalsaydı o pozisyon büyük ihtimal %90 golle sonuçlanacaktı. Ama hiç tereddüt etmeden daha o arkadaş topu ayağına alıp şutu çekmeden o açıyı kapatıp pozisyonun golle sonuçlanmasını engellediydi. Bu zaten birinci olarak iyi bir kaleci özelliği. Dünkü hareket yani herkes Kolomoani'den bahsediyor işte nasıl kaçırırız böyle bir pozisyon diye. O topu o ayakla çıkarmak en iyi yapan şu eskiden işte Deheya'ydı mesela. Yani çok iyi kullanırdı. Hakikaten meziyettir. Hele bir de kalıplı fizikli kaleciysen o ayağını o reflekse vermek çok zordur. O topu çıkardı. Yetmedi turnuva boyunca penaltıları çıkardı. Yetmedi penaltıları çıkarırken yapmış olduğu işte psikolojik davranışlar işte bu maçta mesela finalde sarı kart gördü. Pozisyonu tam göremedik de topu alıp fırlatmış atmış işte. Çünkü Ceza sahası dışına kadar gönderdi. penaltı atarken hakikaten o penaltı işte o yürüme, o hakemin düdüğü erken veya geç çalması, topun başında bekleme vuran oyuncular için çok şey değiştirebiliyor bazen. Yani bu küçük nüanslar değiştirebiliyor. Martinez de oynadı adamlarla. İşte maç sonrası yaptığı hareket işte alın size Tanrı'nın eli mi demek istedi orada ben anlamadım tam olarak. Ama şunu söyleyerek kapatayım Martinez mevzunu. Abi kaleciler biraz deli olur. Yani Tabii. bu eskiden böyleydi. Şimdi son 15-20 senede işte sosyal medyanın da ortaya çıkması, televizyonlar, sponsorluklar. Yani futbolcular çok steril hale geldiler. Hepsi ihale çocuğu olarak kendini göstermek zorunda kalıyorlar. Hiçbir sorun yok. Çünkü işte takımın PR sorumlusundan tut, işte ailesinden herkese aman abi diyorlar. Ağzını tut, düzgün hareket et. Sponsorluklarımızı kaybetmeyelim. Ama kalecilerin ayrı bir özelliği vardır. Biraz deli olurlar. Ben yaşım yetişti. Ravelli vardı mesela İsveç'in kalecisi. O mesela en akılda kalan deliydi. Amatör küme de az biraz top oynadık. Yani
ne deniler gördük. Hakeme Stingaccio. Yok, Stingaccio en steril, yani kalıp açısından şöyle, Stingaccio nasıl diyelim? Yeşil Yol'daki o Michael Clark Duncan vardı ya, çok cüsseliydi ama Recep İvedik'teki gibi. Bir yüreği vardı. Perdeleri kaldırdığın zaman kedi yavrusu gibiydi. Ben Stingaccio'nun hiç öyle şeyini görmedim. Bir adamın üzerine falan. Kocaeli Spor'a da bir değinelim istedim. Seni ağırlamışken Kocaeli Spor'u da analım istedim. Barış'cığım, sen böyle işte Kocaeli Spor'u analım dersen ben de Dominik dolaylarından bir halk dansından bahsetmek zorunda kalırım. İstersen hiç oralara girmeyelim. Danset abi, uzak değilim şu an. Dominik'e çok yakınım. Şöyle bir şey var şimdi. Ufak ufak istihbaratlara başladık işte. Senin gittiğin dans kursunu falan bulup oradan bir arkadaşlara işte belli bir ücret karşılığı senin dans ederken çekilmiş videoların üzerinde bir çalışmalarımız var. Buradan da izleyenlerimize bunun müjdesini verelim madem muhabbetler buraya kadar geldi. Ya Mustafa Koç bütçeyi bunlara mı ayırıyor kardeşim? Kullandığımız mikrofon belli, kamera belli. Bunlara değil de böyle karanlık işlere mi ayırıyor ya paramızı? Halk 3 kuruş istiyor. Para giriyor kanalın hesabına. Onu da böyle işlere mi ayırıyor? Senin gibi eski magazinciyi de bulmuş tabii. Halk bunu istiyor. Seni mesela Kısmet Soğur'a falan sokmayı düşünüyor. Hazır Kısmet Hayda. Soğur'da geri dönmüşken. Kısmet Soğur'a ben önerim var ekipten de, şimdi söylemeyeyim kızar kendisi. Yok, burada sen o muhteşem kıvrak figürlerinle falan bayağı sempatik toplarsın. Neyse biz tekrar futbola dönelim. Martinez konusunda dediğim gibi yaptığı hareketler işte isteyen saçmalama desin, isteyen abartı desin, isteyen terbiyesizlik desin. Kalecinin ben delisi makbuldür deyip Martinez'i de göstermiş olduğu performansından dolayı hakikaten saygıyla öndeğiliyorum. Çünkü bu adam 2 sene önce Arsenal'in yedek kalecisiydi. Bernd Leno sakatlanmasaydı belki şu an bu kariyere sahip olamayacaktı. O sakatlık periyodunda göstermiş olduğu çok kısa üst düzey performans sonrasında Arsenal yedek kaleci olarak kal maaşını yükseltelim demesine rağmen yok kardeşim ben bundan sonra birinci kaleci olacağım deyip klasman düşüp Aston Villa'nın kalesine geçmesi falan hakikaten takdire şayan hareketlerdi. Bence geç kalmış olmasına rağmen hak ettiği değeri de görmüş oldu. Çünkü 29-30 yaşında falan olması lazım. 92'li. Yani Martinez demişken de şöyle araya bir meşhur parantezlerimden açayım, tarihi parantezlerimden. İşte 1990 kupası, 9-10 yaşındayım. Böyle hayal meyal hatırlıyorum. Aklımda kalan performanslardan biri kalede Goygoçea vardı Arjantin'de ve devamlı penaltı kurtarıyordu. Yani finale kadar takımı taşıyan bir Maradona ise bir de Goygoçea'ydı. Hatta final maçından önce Maradona'nın Goygoçea'ya şöyle dediğiyle ilgili haber vardı. İşte bu maçta da penaltı kurtarırsan Buenos Aires'in en işlek meydanına senin heykelini ben bizzat diktireceğim demişti. Dakika böyle 80-85 Federal Almanya, o zaman Almanya'nın bir de federali vardı, batısı vardı. Penaltı kazanıyor, topun başına Bremen geçiyor. Benle beraber haberi okuyanların aklında tek bir şey var. Adam bunu da kurtarırsa heykelini dikerler mi diye. Bremen geliyor, gol atıyor, heykel yalan oluyor. Muhtemelen Arjantin'de mevcut olan bütün betonlar yetmezdi o heykeli dikmeye o saatten sonra ama hikaye gerçek olmamış. Maçta Martinez'i 3 defa geçmeyi başaran Mbappe'ye geçiş yapalım. Fransa yokları oynuyordu 80. dakikaya kadar neredeyse. Ama Mbappe bir penaltıyla bir de attığı müthiş golle maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Messi uzatmada golü attıktan sonra artık bu sefer kesin bitti diyorduk. Tekrar sahneye çıkıp maçı 3-3'e götürüp penaltılara gitmesine yol açtı. İşte deminden bahsettik. Di Maria'nın o duygudan duyguya geçişlerinde aslında en büyük payda oydu. Ki ekran başında biz de öyle. 80. dakikaya kadar gerçekten çok tek taraflı bir maçtı. Hem oyun olarak hem psikolojik üstünlük olarak. Ama ondan sonra gerçekten müthiş bir karakter koydu. Messi ile ufak atışmaları da olmuş. 2-0'dan sonra Messi bir hareket yapıyor Santra'da. 2-2'den sonra da Mbappe ona yapıyor. Gerçi kupa töreninden önce bir sarılıp ufak bir diyalogları var. Herhalde orada bir tatlıya bağlıyorlar ama maç içinde de aslında bir gerginlik yaşamışlar. Daha 23 yaşında, birkaç gün sonra 24 yaşına girecek. Aslında herhangi bir futbolcu için kariyerin çok başı cümlesi kullanılır ama onun için öyle değil. Bir Dünya Kupası var, bir tane de mükemmel bir final oynadı. Onun için belki gelecekte bir ya da iki final daha görebilir o potansiyele sahip. Fransa zaten öyle bir yetenek havuzuna sahip. Ama dün akşam gerçekten müthiş bir karakterde ortaya koyanlardan biri de oydu.
Şöyle ben kısaca söyleyeyim istersen düşüncelerimi. En büyük şansı Mbappé'nin tabii ki önemli bir jenerasyon yakalayan Fransa'nın yıldızı olması. Onun için hep buralarda olacaktır. En az 3 kupa daha bence Fransa milli takımıyla katılacak. Gol rekorunu kırar zaten. Onu bir sonraki kupa kırar muhtemelen. Ve giderek de olgunlaştırıyor oyununu. O açıdan da saygı duymak lazım. Dün de şimdi bunu deyince Alman liginde oynuyor diye diyorsun diyecekler de Kolo Muani de son dakika kaçırdığı için olumsuz anılıyor ama Kolo Muani de maçın berabere hale gelmesini ve sonra tekrar Fransa'nın üstünlüğü ele almasındaki en önemli etkenlerden biriydi. Çok iyi maç çıkardı. O son golü de atsaydı zaten tarihe geçecekti. Kolo Muani'nin tabii ki yardımcı oldu ama Mbappe müthiş bir gol de attı. İkinci golü gerçekten harika bir goldü. Mbappe üzerine koyarak gidiyor. Messi, Ronaldo sonrası dönemin en büyük yıldızı olacak gibi gözüküyor. Tabii şimdi Haaland Norveç milli takımında olduğu için buralara gelmesi de zor. İşte Darwin Núñez o seviyede değil bence. Bir ara Vlahovic'i yakıştırıyorlardı. O da o seviyede değil. Mbappe bir rakibi çıkana kadar tek başına belki de kalacak. Dünya futbolunun yeni yıldızı. Bu karaktere de sahip olduğunu gösterdi. Dün kaybetti ama bence performans olarak futbol severlerindeki yeri olarak kazananlardan olduğunu söyleyebilirim. Mustafa Mbappe'den bahsederken hat-trick yaptı dedi. Yani hat-trick'i Dünya Kupası'nın herhangi bir maçında yapmıyor. Final maçında yapıyor. Tarihte bunu yapan bir tek işte o 1966'da meşhur Barış'ın üzüleceği bir final olan İngiltere-Almanya finalinde. George Çok Hurst. Sevindiğim bir final. Çok sevindiğim bir final. İngiliz Hurst yapıyor bir tek. Bu arada şu sayıyı da vereyim. Mbappé'nin toplam gol sayısı 12. Klose 16 ile şu an lider değil mi? Adam 23 yaşında diyorsunuz. Daha 2 Dünya Kupası varken 12 gole ulaşmış. Sayıların dışında dünkü performansına gelirsek yani adam tek başına net bir şekilde karakter koydu. İstedi, ısrar etti, ısırdı. Yani işte attığı gollerden bahsediyoruz. 120 artı 3'te o sağ taraftan 3 kişiyi ipe dezip son dakikada eğer o golü atsaydı araya kim girdi hatırlamıyorum orada. O golü Romero. Atsaydı şu an Messi falan konuşmuyorduk. Çünkü 4. gol olacaktı. Dünya Kupası'nda yapan yok. 4 gol atan finalde. Çok üst düzey performanstı. Karakter açısından Messi'cilerin çok kıl kaptığı bir arkadaş. İşte sen Mustafa şeyi söyledin işte maç esnasında İşte birbirlerine şöyle hareket çekmişler falan diye. Ya adam lig maçında Messi'ye omuz attı. Yani maç ortasında bütün kameralar çekerken falan. Ama işte dün de gördük gol kralı ödülünü aldı. İşte Martinez'e falan da böyle bir Martinez'in tesellisi var. O kadar işler büyümemiş. Sen de dedim Messi'yle bir sarılmışlar. En azından bir gönül alınmış orada belli. Ama biz şu an Messi'yi konuşuyoruz. Messi'nin yarattığı atmosferi konuşuyoruz. Arjantin'i konuşuyoruz. Ama Mbappe'de buna fragman da denmez. Hani sneak peek falan olur ya böyle dizilerden önce gösterirler böyle 3-4 dakikalık. Kariyerinin böyle çok üst düzey bir sneak peekini, çok izlenen bir sneak peekini bize göstermiş oldu diyebilirim herhalde. Diyerek dün gecenin bir taraftan da belki de bence bu Dünya Kupası'nın çünkü sadece onunla anlayacak bundan yıllar yıllar sonrasında da her nasıl 86-90 Maradona ile anılıyorsa bu kupada tamamen Messi ile anılacak. Kupanın başrolü Messi'ye geçelim. Artık bu tartışma herhalde dün geceki finalle birlikte sona erdi. Dünyanın en iyi futbolcusu gelmiş geçmiş en yani Ronaldo ve Messi'den gelmiş geçmiş en iyiye doğru kaydı aslında dün geceki performans ve kupadan sonra. Barcelona ile kazandıkları Şampiyonlar Ligleri, şampiyonluklar, olimpiyat madalyası, işte Paris Saint Germain ile lig şampiyonluğu falan derken Ballon d'Or'lar. Ballon d'Or'lar ki 7 tane. Gerçekten elde edilmesi çok çok zor şeyler bunlar. Arda arda dizdiğin zaman. Ama üstüne bir de Dünya Kupası ile artık noktayı koydu. Bilmiyorum tartışma bundan sonra olacak mı olmayacak mı ama gerçekten çağın ötesinde bir futbolcuydu gerçekten. Hikayesini de o şekilde bitirdi gibi bence. Ben Barış şimdi lafı almadan hemen araya gireyim. Öncelikle Messi konusunda Barış sabaha kadar konuşsun. Çünkü programı yaparken aralarda şey dedi. Kardeşim boş verin Martinez'i, şu Mbappe'yi, onu bunu. Messi. 2,5 saat Messi konuşacağım ben dedi. Dedi ya. Biz işte ondan bundan bahsederken ne zaman Messi'ye sıra gelecek diye gözleri ışıl ışıl alev alev işte yavaş yavaş da gelince ben Barış Arıkan'ı tanıdığımdan beri Messi'cidir kendisi. Azılı Messi'cilerden biridir. Ben sözü Barış Arıkan'a şöyle arkama yaslanarak bırakıyorum. Konuş abi. Evet abi. Ya keşke şimdi dün akşamdan beri bizim WhatsApp grubumuz var. Grupta maalesef mesajlarını okuyamadığımız Hakan,
Hüseyin abi ve Mert, hatta Mali. Bunlar keşke çıksaydı programa da Messi hakkında onlar konuşsaydı. Ben de senin gibi abi arkama yaslanıp dinlerdim. Yani dünkü maçtan sonra da artık ne söyleyebilirim? Ben onlara diyordum ki ya Dünya Kupası'nı kazanmasa da Messi gelmiş geçmiş en büyük oyuncu bence. Çünkü yani şimdi dünkü finalde son dakika Emiliano Martinez kurtarmasa, Kolo Muani'nin vurduğu gol olsa Messi en iyi futbolcu olmayacak mıydı yani? Ne değişecekti? Bence bu turnuva yazdığı hikayeyle de ayrı bir noktaya geldi. Ama buraya bugüne kadar yaptıklarıyla da 15 sene bu performans göstermek çok özel bir başarı. Bir de bence bu turnuvada Messi'nin Ronaldo'yu geçmesinden çok Ronaldo bence çok geride kaldı. Şöyle şimdi dün Arjantin yenilseydi ya da çeyrek finalde elenseydi Hollanda'ya Messi Arjantin'in başarısının ya da başarısızlığının baş sorumlusu olacaktı ya da baş sebebi olacaktı. Şampiyonlukta da işte baş aktör Messi. Ama Ronaldo Portekiz'in başarısızlığının bir parçası bile olamadı. Onun için bence o net bir şekilde geri düştü. Messi de her şeyi yaptı işte. İşte penaltı falan diyorlar. Ben genelde bu tip şeylerde oyuna bakıyorum. Arjantin bütün maçlarda oyunu aldı. Messi de gerçekten bütün maçları son maçıymış gibi oynadı. Çok konsantreydi. Fizik olarak çok hazırdı yaşının aksine. Mesela çok olgun oynadı. Dün işte gruba da yazdım. Artık uzatma dakikalarında şunu yapmaya başlamıştı. Bitmişti pili. 3-4 dakika ortadan kayboluyordu. Sonra topu alınca bir iş yapıyordu işte. Golü de o ara attı. İşte bir tane de uzaktan şut vurdu, kaleci çıkardı. Artık o noktaya gelmişti. Enerjisini de müthiş kullandı. Takıma da zaten mutlak bir liderliği vardı. Ronaldo'nun kariyeri boyunca yapamadığı bir şey bu. Takımdaki mutlak lider Messi'ydi. Kadro çok iyi olmayabilir ama çok idealdi bu açıdan. Messi'ni oynatacak bir kadroydu. Dünya Kupası eksik diyorlardı. Bence çok büyük bir problem değildi ama artık o da tamamlandı. Artık bu tartışma bence de bitti. Messi'yi Maradona ile kıyaslıyorlar. Maradona'nın sağ dışı kısmı futbol olarak gerisine düşürüyor Messi'nin ama futbol dışı konularda da önüne geçiriyor. Ya dünkü en tarihi giymezdi Maradona herkes söylediği gibi. Çıkarır atardı onu. Arjantin formasının üstüne hiçbir şey geçirmezdi Maradona. Ama futbolculuk olarak söyleyeyim bence bu tartışma artık kapandı. Messi gelmiş geçmiş en büyük futbolcu. Ya o karşılaştırma konusunda en son Çağatay abiyle yaptığımız programda da konuşmuştuk. Ronaldo kariyeri sonunu maalesef çok yanlış planladı. Yanlış bir planı olabilecek en kötü şekilde yönetti bir de. Messi öyle yapmadı. Sen diyorsun çok önemli değildi o kupayı kazanıp kazanmamış olması. Onun için çok önemliydi ki onun için ne kadar önemli olduğunu aslında son Dünya Kupası'ndan bu yana büründüğü karakter milli takımla birlikte. Nasıl o takımı bir araya aslında getirişi, bir amaç uğruna o grubu ikna edişi ki bu sadece teknik direktöre düşmüyor. Aynı zamanda saha içindeki böyle liderlere de düşüyor bu iş. Onu gördük. Bütün takım, sen de bu cümleyi çok kurdun, onun etrafında toplanıp onun için oynadılar aslında bir taraftan da. Hem kendileri için, ülkeler için hem de aslında bir taraftan da Messi için oynamayı başarabilen bir grup olarak bunu yaptılar ki önceki Dünya Kupalarında ya da önceki Arjantin milli takımlarında bu yoktu. Bir şey söyleyeceğim sana. Arjantin'den Messi'yi çıkar. Ki bir sonraki turnuvaya bu şekilde katılabilirler zaten. Yani mesela Uruguay'ın kadrosu mu daha iyi, Arjantin'in kadrosu mu daha iyi? Messi'ye bu kadar liderliğini kabul etmelerinin sebebi de Messi olmasa çok zor bir şey başarmaları. O takımı şampiyon olacaksa ya da bir şey başaracaksa o noktaya taşıyacak adam Messi. Onun için biz Messi'yi mümkün olduğunca oynatalım dediler yani haklı olarak. Bunu sağlamak da kolay değil tabii ki. Sadece iyi futbolcu olmakla olmuyor. İyi bir karakter de lazım. Lider bir kişilik lazım. Messi giderek 35'ine doğru olgunlaştı. Ronaldo 37'sine doğru olgunlaşamadı maalesef. Yaşadığı sorunlarda da bunu görüyoruz. Dünya Kupası'na bir hafta kala işte İngiltere'nin en tartışmalı gazetecilerinden birine takım arkadaşı, milli takımda da olan takım arkadaşlarını ateşe atacak röportaj veren bir Ronaldo var. Öbür tarafta da takımı etrafında toplayıp Dünya Kupası'na uzanan bir Messi var. Ya işte öyle. O kadrodan bahsederken sen şey demiştin yani işte sahada 3-4 dakika bir kayboluyor, bir dinleniyor, sonra tekrar hani sahneye çıkıyor. İşte o 3-4 dakika kaybolduğunda onun için oynayacak takım arkadaşları gerekiyordu. Final maçında dün akşam özellikle o 3 tane canavardan bahsettik ya orta sahadaki. İşte öyle adamlar gerekiyordu aslında. Öyle bir Arjantin gerekiyordu. O da işte gerçekleşince bu amaç uğruna da bir araya ki Copa Amerika'yı kazanmak da aslında birazcık onlara o inanmışlığı da verdi. Bunu yapabileceklerini de gösterdi bir şekilde. Buraya kadar öyle gelmiş oldular. Dediğin gibi belki de hani bu hikayenin en sonunda geriye dönüp fotoğraflara baktığımızda maalesef ki Dünya Kupası'nı kaldırırken giydiği o artık ne dersin ona, cübbe mi dersin, ne denir ona bilmiyorum. O giydiği şeyle aslında anılacak bir taraftan da. Gerçekten o hikayenin en sonunda eğreti duran tek şey o oldu değil mi Çağatay abi? Valla şimdi
Messi mi Maradona mı tartışmalarında duyduğum şu laf var. Abi Maradona olsa yapmazdı, Barış da dedi. Abi az biraz Maradona'ya yetişmiş adamım. Maradona yani şunu bile yapardı. Formayı şortu çıkarır, sadece onu üstüne giyip o şekilde çıkardı. Yani Maradona, Barış yine dedi işte sağ dışındaki hal tavır hareketleri. Messi gördüğümüz herhalde en steril oyunculardan biridir. Bu kadar üst düzey performans göstermesine rağmen o seviyedeki futbolcular arasında. Onun bir üstü Roger Federer'dir herhalde. İşte aile yaşantısı olsun, rakiplere yaklaşımı olsun. Devamlı pozitif, hiçbir şekilde bir skandal adının karışmadığı, Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği gibi röportajlar vermeyen karakterler. Ama Maradona çok uç bir karakterdi. Hep anlattığım hikayedir. Çok da severim. İtalya'da işte bu uyuşturucu muhabbetinden sonra bir yerde yemek yerken birine bir anne baba geliyor. Senden utanıyoruz. Bizim çocuğumuz seni örnek alıyordu. İşte sen böyle şeyler nasıl yaparsın dedikleri zaman, sizin çocuğunuz gerizekalıysa ben ne yapayım diyen bir adam. Sizin çocuğunuz benim sahanın içerisinde yaptıklarımı değil de saha dışında yaptıklarımı örnek alıyorsa, kusura bakmayın, onun kendi gerizekalılığı, iyi ile kötüyü ayırt edemiyorsa ben ne yapayım diyen bir adam. Dediğim gibi Maradona şortu formaya çıkarıp öyle de gezerdi. Hiç umurunda da olmazdı o kupayı aldıktan sonra. Bu birincisi. İkincisi, Mustafa ile grup programı yaparken ben Arjantin'e hafiften gömmeye başlayınca, Mustafa abi o kadar da değil, 35 maçtır yenilmeyen takımdan bahsediyoruz burada demişti. Bana ağzının payını vermişti. Ben şu açıdan demiştim. Yani takıma baktığın zaman hani Messi'nin dışında üst düzey performans verebilecek adam yok diyordum. Ama işte Jorge Valdano'nun da Dünya Kupası sürerken yazdığı bir yazı var. Bu takım Messi'ye en uygun takım. O da Jorge Valdano da az önce sizin söylediğinizi söylüyor. Benim aklıma işte sen devamlı arkadaki o üç canavar, üç canavar deyip durduğunda şu geldi. Galatasaray'ın o üç canavarı vardı. Üç bücürler işte, Okan, Suat, Emre'si. Hacı vardı orada. Onun meşhur bir sağ açık tarafına gidip bir nefeslenme durumları olurdu. Ama mesela o Galatasaray için de sadece o üç orta sahadaki üç isim değil. İleride mesela Hakan Şükür o presiyle. Gerçi şimdi Hakan Şükür dedi, Mustafa Koç herhalde programın yarısında beni başka biriyle değiştirmez 9 umarım. numaralı forvet oyuncusu. Allah kimse kusura bakmasın, günahım kadar sevmem ama işte o Hakan, Arif, arkasında 3 tane bücürle Hacı nasıl kariyerini belli bir seviyeye getirdiyse, ben Messi'nin bu takımını izlerken işte o ileride Alvarez'in deli gibi koşuşu, pres yapışı, McAllister'ı, Depol'ü, Fernandez'i Messi'ye en uygun takımla, Barış'ın dediği gibi takımdan Messi'yi çıkardığın zaman gruptan çıkar, 16'da elenir bir kimlikteki takım. Ama Messi'ye en uygun, Messi için en fit takım olarak geldiler, turnuvayı aldılar. İkiniz de çok güzel şeylerden bahsettiniz Messi için. Hak ettiği bir kupayı kazanma mutluluğu içerisinde o anı yaşadı. Bence o an o ne yaptığının bile farkında değildi. Görmemiştir bile ne giydiğini bence. O farkında olmadan onu alıp ben bir an önce şu kupayı alıp arkadaşlarımın yanına gideyim telaşı da vardı. Bir taraftan da Infantino ne anlattıysa o artık adamı da salmadılar. Sürekli bir şeyler söyleyip durdular o yol boyunca. Bence çok onu farkında bile değildi. Muhtemelen bir gün bunun hakkında bir iki kelime bir şeyler söyler. Biz yıllar boyunca işte Katar'da Dünya Kupası mı olur, kışın Dünya Kupası mı olur dedik dedik dedik. Sürekli bundan bahsettik, yerdik ama Infantino kupa açılışında bu zamana kadarki en iyi Dünya Kupası olacak demişti. Biz Barış'la tartışmıştık kupa öncesi yaptığımız programlardan bir tanesinde 2014 acaba tarihin en iyi Dünya Kupası mıydı diye. Muhtemelen bundan sonra tarihin en iyi Dünya Kupası 2022 mi diye konuşulacak, tartışılacak. Tartışmayacağımız şey tarihin en iyi finali oldu. Turnuvanın geneli O için. kesinlikle, o kesinlikle benim hayatımda izlediğim en iyi final maçıydı. Belki de en iyi maçlardan bir tanesiydi. Birkaç maçtan bir tanesiydi. Onu tartışmamıza bile gerek yok bence. Ama Infantino kendi misyonunu paranın da yardımıyla müthiş bir şekilde tamamladı. Öyle görünüyor. Diyerek yavaş yavaş toparlayacağız. Eğer sizin de ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Ağzına sağlık Mustafa, Çağatay abi. Sizin de ağzınıza sağlık. Bir ay boyunca biz de hem kupa öncesi hazırlık programlarımızla hem grup değerlendirmelerimizle hem de kupa boyunca tur tur programlarımızla ve fantezi programlarımızla Dünya Kupası'na eşlik etmeye çalıştık. Büyük bir keyifti. Özellikle grup değerlendirmeleri ve fantezi programları bir ara bayağı yoğun da çalıştığımız, Çağatay abiyi çalıştırdığımızda bir dönem oldu. Dün sabah final maçından önce geçiş oyunu Instagram hesabında bir bildirim geldi. Birisi bizi etiketlemiş. Allah Allah ne oldu dedim, bir açtım. Gazete Oksijen'de bir podcast köşesi var. Orada geçiş oyunu
hesabı Dünya Kupası özel içerikleri içerisinde önerilen futbol içeriklerinden bir tanesi olarak yer almış. 5 podcast kanalından biri olarak yer almış. Müthiş bir mutluluk. Ben çok sevindim. Yani o kadar emek harcayıp karşılığını bu şekilde görünce gerçekten çok mutlu oldum. Buna layık gören Türkçe podcast hesabına da aynı zamanda Gazete Oksijen'e de çok teşekkür ediyorum buradan. Dediğim gibi bir ay boyunca Dünya Kupası içeriklerimizle karşınızda olmaya, hem güzel sohbet etmeye hem de bunu size aktarmaya çalıştık. Karşılığını da bu şekilde almak gerçekten mutluluk verdi. Ağzınıza sağlık beyler. Güzel bir ay geçirdik. Bundan sonra Geçiş Oyunu kanalında hem altı çiziliyle gündemi konuşacağımız hem fantasy program içeriklerimizde de yayınlarımıza devam edeceğiz. Geçiş Oyunu'nu YouTube'dan GoCast adıyla, aynı zamanda Geçiş Oyunu adıyla tüm podcast mecralarından dinleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.